İki Gözüm Ahmet filminin yapımcısı Eşref Bukan ve yönetmeni Gani Şavata da bizim için adalet diyordu. Evet. Programımıza geldiler. Biz İki Gözüm Ahmet filmini çektik, yayınlamak istiyoruz. Adalet bizim için doğru karar versin dediler. Evet. Ama adalet kimden yana nasıl işledi? Gülten Kaya haklı dedi. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? İstinaf Mahkemesi'ne gidecek konu. Yani bir üst mahkeme. Bir üst mahkemeden ne karar çıkar bilmiyorum. Bir üst mahkemenin bu kararı bozma ihtimali de var. Aynen onaylama ihtimali de. Bu da bir üst mahkemede onaylarsa geriye kalıyor Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi de hakkınızı teslim etmez ise geriye kalan tek nokta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi ben baştan beri filmin yapımcısı ve yönetmeni geldiğinde de söyledim. Baştan beri söylüyorum. Bu filmin vizyona girmesinin, gösterilmesinin kolay kolay mümkün olmayacağını der. Burada da bir telif hakkı var. Eser sahibi kim? Ya bu ürünü sahibi kim? Mekanın sahibi kim? Gülten Kaya. Ve kızları. Ahmet Kaya'nın kızları. Hmm. Şimdi onlara rağmen siz Ahmet Kaya filmini şöyle çekebilirsiniz. Diyorum, altını düzey söylüyorum. Sadece MGD gecesini, ödül törenini anlatan bir film çekerse hiçbir mahkemede bunu durduramaz. Ahmet Kaya'yı anlatmıyor, bir geceyi anlatıyor. Yani. İşi, ama sen İki Gözüm Ahmet diye film çekersen direkt Ahmet Kaya'dır bu. İstersen sen ismini Mehmet koy, fark etmez. Dolayısıyla bu tam sansüre girer mi? Ben tam sansüre gireceğini düşünmüyorum. O nedenle bu yani bir üst mahkemeden istinaftan döner mi? Ben yerel mahkemenin ya daha doğrusu ilk müracaat edildiğinde 27'sinde hayır deyip 30'unda evet diyen mahkemenin kararını bir üst mahkemenin bozacağını düşünüyordum. Bozmadı. Yani kabul etti. Yani bir üst mahkeme demesi lazım ki bu konuda ilk kararı alan mahkeme bile çelişkide. Ne yaptı? Topu attı. İstinafa gidin orada çözün sorununuzu dedi. Bence orada çözüleceğini düşünüyorum. Çözülecek derken yayınlanacağı şeklinde mi evet. çözülecek? Evet. Peki o kadar sinema salonu tutuldu. Yurt dışına 12 ülkeye sattı kaynağında abi bu, dediler. Yani bile bile ya şimdi baştan beri söylüyorum. Yani izin vermiyorsa birisi siz ben bunu çekeceğim, yayınlayacağım derseniz defakto bir durum oluşturursun. Neye güvendiler peki bu kadar abi? Neye güvendiler bilmiyorum. Gani Şavata yayında şey dedi ya, yani orada da söyleyecektim de laflar uzadı yani. Gülten Kaya'ya çok seviyoruz, saygı duyuyoruz diyor bir taraftan. Bir tarafta diyor ki, sen zaten sadece 12 yıl evli kaldın onunla. 12 yılında Ahmet varsın. Ahmet Kaya işte 40 küsur yaşındaydı. Sen sadece 12 yılında. Fark ettin değil mi abi? Evet. Birkaç yerinde böyle bir yani küçümseme yani. Sen sadece 12 yıl, sadece 12 yıl. İlk yaşı var falan filan. Sonuçta. Sonuçta o 12 yıl. Önemli. Ahmet Kaya'yı Ahmet Kaya yapan 12 yıl o dönem. Ahmet Kaya'nın varislerine rağmen yurt dışında bu filme izin alabilirler mi? Alabilirler. Ki yayında söylediler evet. bunu. Gerekirse evet. yurt dışından alırız ama evet. çok üzülürüz evet. yani Ahmet Kaya'yı yani yurt dışından Fransa'dan, Brüksel'den. Peki o zaman Türkiye'de gösterebilirler mi abi? Türkiye'de gösteremezler de internetten yayınını yapabilirler. Uydudan yayınını dijital yapabilir. Bir platforma tabii. satarlar. Dijital platforma satarlar. Neticede bu iki gözümü Ahmet'e öyle ya da böyle izleyeceğiz gibi görünüyor. Bakalım. Evet.